Arkadaşlar merhaba. Bugün taban aritmetiği konusundan ve bölünebilme konusundan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle taban aritmeti dediğimiz zaman aklımıza gelen şey bizim şu anki kullandığımız sayı sisteminde onluk taban. Burada açıklama kısmına bakacak olursanız taban aritmeti dediğimiz arkadaş için A, B, C, D, E. Küçük x olmak üzere x taban onluk tabana geçiş. Yaparken şunu yapıyoruz. Bizim buradaki verdiğimiz herhangi bir ifadeye onluk tabanda yazabilmek adına virgülden önceki kısımlar işte eksi 1, eksi 2 sağa doğru. Virgülden önceki kısımlarsa 0, 1, 2, 3 diye sola doğru kuvvetlendirilecek. Yani şu şekilde. E dediğimiz sağdan ikinci, virgülden sonraki ikinci eleman olduğu için x üzeri eksi 2, e çarpı x üzeri eksi 2 artı d x çarpı x üzeri eksi 1, sonra c'ye geldiğimiz zaman 0 olarak c çarpı x üzeri 0 artı b çarpı x üzeri 1 artı a çarpı x üzeri 2 olarak yazıyoruz. Çıkan sonuç bizim onluk tabandaki bu sayının gösterimi olmuş oluyor. Onluk tabandaki herhangi bir sayıysa, pardon, farklı bir tabanda verilmiş herhangi bir sayıyı onluk tabanına dönüştürmek için ise şu şekilde mesela 25 sayısını örnek olarak vermiş burada. Biz 25 sayısını alıyoruz. Hangi tabana çevirmek istiyorsak o sayıya ta ki bölünemeyene kadar bölmeye devam ediyoruz. 25'i böldük 4'e 6 kere var. Kalan 1 gelmiş oldu. Daha sonra 6'yı tekrar 4'e böldük. Kalan 2 gelmiş oldu. Daha sonra buradan itibaren başlıyoruz yazmaya. 1, 2 ve 1 olarak. Yani buradaki sayımız bizim dörtlük tabanda. Burada eksik verilmiş ama 121 sayısına karşılık geliyor. Yani en son çıkan bölümle beraber kalanları sırasıyla yazdığımız zaman buradaki onluk tabandaki bir sayıyı dörtlük tabana çevirmiş oluyoruz. Aşağıda da 312 sayısını onluk tabana çevirmiş. Ne yapıyoruz dedik? Sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet, ikinci kuvvet diye başlıyoruz. Dolayısıyla 2 çarpı 5 üzeri 0 artı 1 çarpı 5 üzeri 1 artı 3 çarpı 5 üzeri 2 eşittir 82 sayısına ulaşıyoruz. Yani 5 tabanındaki 312 sayısı onluk tabanda ki taban yazılmıyorsa bu doğal taban yani 10 demektir. Dolayısıyla 82'ye karşılık gelmiş oluyor. Eğer farklı tabanlarda sayılar verilmiş, arada toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemler yapılmasını istiyorsa zaten farklı tabanlarda oldukları için işlem yapamayacağız. Dolayısıyla hepsini onluk tabana çevirip daha sonra buradan kendi aralarında geçiş yapabileceğiz. Şimdi kısaca örneklerine bakacak olursak taban aritmetiğindeki konuların birinci örneğimizle başlayalım. Buradaki birinci örneğimizde bize demiş ki A sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Tabanımız neyse arkadaşlar içerideki sayıların hepsi tabandan kesinlikle küçük olmak zorunda. Şimdi onluk tabanı düşünecek olursanız birden 9'a kadar yazabiliyoruz. Dolayısıyla 8'lik tabanda buradaki A sayısının alabileceği sayılar 8'den küçük olan tüm rakamları alabilir. Neler var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere buraya 8 tane sayıyı yazabiliriz. İkinci örneğimize bakacak olursak eğer demiş ki ikinci örneğimizde A, B, C, D sayısı rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı birbirinden farklı 4 tabanında 4 basamaklı bir sayıdır demiş. Dolayısıyla rakamlar birbirinden farklı ve 4 tabanında yazabileceğimiz sadece 4 tane sayımız var. Yani pardon 0, 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 5 tane rakam var. Burada kullanabileceğimiz sayılar. Özür dilerim 4 yok. 3'e kadar. Dolayısıyla burada bize demiş ki buna göre yazılabilecek en büyük A, B, C, D sayısı. En büyük A, B, C, D sayısı ne olur arkadaşlar? Rakamları farklı dediği için 3, 2, 1, 0 bizim en büyük sayımız olacak. En küçük A, B, C, D sayısı da ne olacak arkadaşlar? 1, 0, 2, 3 olacak. Bu ikisinin birbirinden farkını istemiş 4 tabanında. 4 tabanında çıkarma yapabilmek için şunu yapıyoruz. Bizim onluk tabanda eldelerimiz vardı ki oradaki eldelerimiz onluk hatta ilkokulda
onluk aldık derdik. Ama buradaki eldelerimiz, tabanımız neyse o. Bizim buradaki tabanımız dörtlük taban olduğu için çıkarmalarımızı da ona göre yapmamız gerekiyor. Şimdi burada biz elde kullanacağız. Sıfırdan üçü çıkaramıyoruz. Elde aldık. Aldığımız elde bizim dört arkadaşlar. Yani sıfır dört oldu. Dörtten üçü çıkardınız. Bir. Daha sonra burada sıfır kaldı tekrar. Yine bir elde alıyorum. İkiden bir elde kaydırdım. Beş oldu. Şey pardon. Yine dört oldu. Dörtten ikiyi çıkardım. İki oldu. Burada bir kaldı. Yine bir elde aldım. Burası beş oldu. Sıfır pardon. Zaten almamıza gerek kalmamış. Burada bir kalmıştı. Bir. Burada üç kalmıştı. İki. Yani o zaman en büyük sayıyla en küçük sayının dörtlük tabandaki farkı 21, 21 sayısına karşılık gelecek arkadaşlar. Yeni bir örneğe bakacak olursak, bir sonraki örneğimize bakalım. Burada da bize M tabanında ve 7 tabanında toplamının onluk tabandaki karşılığını sormuş. Şimdi öncelikle şuna bakıyorum. Dedim ki az önce M sayısı bir kere 7'den daha küçük olmalı. Çünkü 7 tabanında yazılabiliyorsa bu sayının 7'den küçük olması gerekiyor. M sayısı aynı zamanda 5'ten de büyük olmalı. Çünkü M tabanında 5 sayısını yazabilmişiz. Dolayısıyla M sayısının alabileceği sadece bir değer var. O da 6. Dolayısıyla ben bu iki sayıyı tekrar yazacak olursam 152 6 tabanında artı 264 sayısı da 7 tabanında. Şimdi bunları onluk tabana çevirirken ne yapıyorduk? Onu hatırlamış olalım. Sıfırıncı basamak, birinci basamak, ikinci basamak olarak düşündüğümüzde 2 çarpı 6 üzeri 0 tabanımız neyse o artı 5 çarpı 5 üzeri pardon 6 tabanındayız 6 üzeri 1 artı 1 çarpı 6 üzeri 2. Bu onluk tabandaki karşılığı artı diğer arkadaş için de diğer ifade için de aynı şeyleri yapabiliriz. Buradan yine 4 çarpı 7 üzeri 0 artı 6 çarpı 7 üzeri 1 artı son olarak da 4 çarpı 7 üzeri özür diliyorum 2 çarpı 7 üzeri 2 yazdım. Şimdi ifadelerimizi düzenleyelim. Buradan 2 artı 30 artı 36 artı 4 artı 42 ve artı 98 olmak üzere ifadelerimizi bulduk. Şu ikisinden 100'e ulaştık. 100, şu ikisi 40, 140, 170 ve 212 olmak üzere bu iki sayının onluk tabandaki karşılıklarını bulmuş olduk. Burada yazarken şunu yapıyoruz dediğim gibi. Eğer zaten ondalıklı bir sayı değilse sıkıntı yok. Birinci ifadeden birler basamağından başlayarak 0, 1, 2 kaçıncı basamağa kadar gidiyorsa o kadar kuvvetini alarak gidiyoruz. Buradaki gibi 2 çarpı 6 üzeri 0, 5 çarpı 6 üzeri 1, 1 çarpı 6 üzeri 2 şeklinde yazıyoruz buradaki ifadeleri. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak eğer, dördüncü örneğimize bakıyorum. M artı 1 tabanında bir sayı vermiş. Ne dedik? Aynı ifade bunun için de geçerli. Sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet, ikinci kuvvet. Yazıyorum. M çarpı M artı 1'in sıfırıncı kuvveti. Tabanım bu. Artı yine M çarpı M artı 1'in birinci kuvveti artı son olarak da 1 çarpı M artı 1'in karesi eşitmiş 49'a. Şimdi burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar sıfırıncı kuvvet zaten 1. Buradan M geldi. Artı. Birinci kuvvet kendisi. Dolayısıyla buradan M kare artı M gelmiş oldu. 1 zaten çarpmanın etkisiz elemanı. O zaman M artı 1'in karesini alacak olursak tam kare açılımı yapıyorum. Birincinin karesi M kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2M. Artı 1 ikincinin karesi. Eşitmiş 49'a. Ve düzenleyecek olursak 2M kare. 1, 2, 2 de burada var. Artı 4M. 49'u da bu tarafa alacak olursam. Eksi 48 eşittir 0. Şimdi burada ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Bunun köklerini bulacağım ama 2 ile sadeleştirirsek daha kolay olur işimiz. Her tarafı 2'ye bölersem M kare artı 2M eksi 24 eşittir 0 oldu. Dolayısıyla köklerini bulurken ne yapıyorduk? Şu an bu konuyu görmemiş olabiliriz ama
İkinci derecelerin eklemi köklerini bulurken 24 çarpımları 24 toplamları 2 olacak şekilde iki sayı seçiyorum. 6'ya 2 bu artı bu eksi olacak şekilde 2 demedim özür diliyorum 4. Bu artı bu eksi olacak şekilde seçecek olursam sayılarımı dolayısıyla toplamları 2 çarpımları eksi 24 oldu. O zaman m artı 4 çarpı m eksi artı 6 çarpı m eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla m'miz ya 4 ya da eksi 6. Ama bizim tabanımız negatif olamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla m'miz 4'müş. Bize zaten m'yi soruyor. Dolayısıyla tabanı 4 olarak bulmuş olduk burada. Taban aritmeti zevkli bir konudur. Ama yaptığımız standart işlemler var. Ya 10 tabanından diğer tabanlara dönüşüm yapıyoruz ya da diğer tabanlardan 10 tabanına geçiş yapıyoruz. Ama her sene de bir tane sordukları konulardan bir tanesi. Beşinci örneğimize bakacak olursak, burada bize 7 tabanında x, y, z sayısını vermiş. 217 sayısının aslında 7 tabanındaki karşılığını soruyor. 217 sayısını 7 tabanına dönüştürmek istiyorsak 217'yi bölüyoruz 7'ye arkadaşlar. Ta ki bölünemeyene kadar. Kaç kere var? 3 kere var. 21 çıkardım. 7. Kaç kere var? 1 kere çıkardık 0. Sonra tekrar 31'i 7'ye bölüyoruz. Kaç kere var? 4 kere var. 28. Kalanımız 3. Dolayısıyla benim 217 sayımın 7 tabanındaki karşılığı 430'muş arkadaşlar. Bu 7 tabanındaki karşılığı. Doğal olarak bana x, y, z'nin toplamını sormuş. Onların toplamı da otomatikman 7 çıkmış olacak. Yani ta ki bölünemeyene kadar 7'ye bölmeye devam ediyoruz. İlk olarak en son bulduğumuz bölüm, daha sonra da geriye doğru diğer sayıları alarak gidiyoruz. Kalanları alarak gidiyoruz daha doğrusu. Altıncı örneğimize bakacak olursak, burada da zaten bize bir açılım vermiş. Bakın arkadaşlar, bunu düzenlediğimiz zaman aslında biz buradan sonuca ulaşmış olabiliriz. Şu şekilde düzenleyebilirim ben bunu. Bakın 2 çarpı m üzeri 3 vermiş. Artı 0 çarpı m üzeri 2 var. Çünkü arada m üzeri ikili bir ifade yok. Artı 4 çarpı m üzeri 1 artı 5 çarpı m üzeri 0. Dolayısıyla bakın 0, 1, 2, 3 kuvvetleri gördünüz mü? Dolayısıyla bu arkadaş 4 basamaklı bir sayıya karşılık gelecek. Nasıl bir sayı? En son basamağı 2, sonra 0, sonra 4 ve sonra 5 olan m tabanındaki bir sayıya karşılık gelecek. O zaman bu sayımız m tabanında 2045 sayısına karşılık gelmiş oldu. Evet, bir sonraki örneğimize yine bakacak olursak 7. örneğimiz. Burada da 156 sayısını 7 tabanında vermiş. 4 tabanındaki karşılığını soruyor. O zaman bu 156 sayısını önce 10 tabanına çevirip daha sonra 10 tabandaki sayıyı 4 tabanına çevirerek karşılığını bulmamız gerekiyor. 156 için bakın 0, 1, 2 dedik yine. Dolayısıyla 6 çarpı 7 üzeri 0 artı 5 çarpı 7 üzeri 1 artı 1 çarpı 7 üzeri 2 eşit. Ne bulduk? 6 artı 35 artı 49. Ne geldi arkadaşlar buradan? 90 mı gelmiş oldu? 6, 35, 41, 41, 49 daha 90. Şimdi 90 sayısını dörtlük tabana çevireceğiz. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 90'ı alıyorum. Bölüyorum 4'e. Çevirmek istediğim tabana bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere çıkardım. 1, 0 yine 2 kere. Kalanımız 2. Sonra 22 sayısını tekrar 4'e bölüyorum. 5 kere var. 20 kalanım tekrar 2. 5'i tekrar 4'e bölüyorum. Dediğim gibi ta ki bölünemeyene kadar. 1 kere var. Kalanımız 1. O zaman sayım 1, 1, 2, 2 olmak üzere 1122 sayısına 4 tabanında karşılık gelecek. Tabii bizim bu şekilde okuyor olmamız da normal değil ama dörtlük tabanında bu sayıya karşılık gelmiş oldu. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak 8. örnekte yine bize 2 tabanında bir sayı vermiş. Bunun 8 tabanındaki karşılığını soruyor.
Az önceki yaptığımızın tersini, yani aynısını yapacağız aslında yine. Dolayısıyla bakın 0, 1, 2, 3 ve 4. kuvvete kadar gitmiş. O zaman 1 çarpı 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 4 diye gitti. Dolayısıyla 1, 0, 4, 8, 16 geldi. 24, 28 sayımız onluk tabanında 29'a karşılık geliyormuş. Bunun bana 8 tabanındaki karşılığını soruyor. Otomatikman 29 sayısını 8'e bölüyorum. 3 kere var. 24, kalanımız 5. O zaman 8 tabanında bu arkadaş 29 sayısı 35 sayısına karşılık geliyormuş arkadaşlar. Evet, 9. örneğe bakacak olursak 4 sayı tabanı olmak üzere vermiş sayıların toplamını istiyor. Biz bu sayıları toplamak için illaki onluk tabana çevirmemize gerek yok. Sadece kalana dikkat edecek şekilde bu sayıları toplayabiliyoruz. 203, iki sayıyı toplayacağım. Yine bunlar 4 tabanındalar. Dolayısıyla 1 ile 3'ü topladınız arkadaşlar. Dörtlük tabanda olduğunuz için 4 olamaz bu sayıya. Dolayısıyla hani onluk tabanda toplamın 10 olması gibi bir şey bu. Dörtlük tabanda ikisini topladığınız zaman 4. Dolayısıyla aslında bir elde var demek. Kalansa 0. Dolayısıyla yan tarafa bir elde vermiş oldunuz. Topladınız 2, bir de elde vardı 3. Topladınız 5, 4'ten bir fazla 1 yazdınız. Bir taneyi de elde olarak yan tarafa gönderdiniz. Dolayısıyla cevabımız 1130, yine 4 tabanında gelmiş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar topladınız 5. 5'i 4'e bölüyormuşsunuz gibi düşün. 5'i 4'e böldünüz, kalan 1 bölüm 1. Dolayısıyla 1'i yazdınız, 1'i de yan tarafa elde olarak göndermiş oldunuz. En sondaki gibi topladınız 1 ile 3'ü 4, 4'ü 4'e böldüğünüzü düşünün. Kalan 0 bölüm 1. 0 kalanı yazdınız, bölümü yan tarafa elde olarak gönderdiniz. Bu şekilde basit mantıkla düşünün. Bilirsiniz. Bir sonraki örnek, 10. örneğe bakalım. Birkaç tane daha örnek çözüp başka bir konuya geçeceğim arkadaşlar. M sayısı tabanı, M sayı tabanı olmak üzere M kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın, 6 ile 4'ü M tabanında topladığı zaman, yani ikisini topladım 10 yapmış. Elde burada 2 var. Aslında 10 sayısını M'ye böldüğünüz zaman kalan 2 çıkıyormuş. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebilir misiniz? 6, 4, 10 elde 2 kalması için tabanın 8 olması gerekiyor deyip basit mantık düşünüp burayı halledebilirsiniz. 11. örneğe bakalım. Burada da çıkarma işlemi yaptıracak bize. Yine 1432 5 tabanındaki bir sayıdan neyi? 443 sayısını yine 5 tabanında çıkarıyorum. 2'den 3'ü çıkaramayacağım arkadaşlar. Bir elde almam gerekiyor. Aldım eldeyi. Dolayısıyla burası 5 tabanında olduğu için elden 5'lik. Onluk değil, 5'lik. Dolayısıyla 7 oldu. 7'den 3'ü çıkardınız. 4. Kaldı burada ikinci basamakta 2. Dolayısıyla 2'den 4 çıkmayacağı için yine bir elde aldınız. 2 kalmıştı. Elde aldınız. 7 oldu. 7'den 4'ü çıkardınız. 3. Artık burada 3 kaldı. 3'ten 4 çıkmayacağı için yine bir elde aldınız. Burası ne oldu? 7 oldu. 7'den 4 çıkardınız tekrardan. Pardon, 8 oldu. 8'den 4'ü çıkardınız. 4. Burada da zaten 0 kaldı. O zaman bu farkın 5'lik tabandaki karşılığı 434 olmuş oldu. Son iki örnek arkadaşlar. Burada da 64 vermiş 8 tabanında, 110 vermiş 2 tabanında. Bunların 2 tabanındaki karşılığını istiyor. İsterseniz 64'ü önce onluk sonra ikilik tabana çevirip farkı bulabilirsiniz. İstiyorsanız da hepsini onluk tabana çevirip farkı bulup sonra bunları x tabanına, yani 2 tabanına çevirebilirsiniz. Biz iki yolla da yapalım. Önce 64'ü bir onluk tabanda yazalım. Nedir bu? 4 çarpı 8 üzeri 0 artı 6 çarpı 8 üzeri 1. Buradan ne geldi bizim bu arkadaşımız? 4 artı 48'den 52 gelmiş oldu. Ben bunu 2 tabanına çevirecek olursam 52'yi,
Bayağı uzun soluklu bir şey çıkacak. O yüzden biz bunu 10 tabanında bırakalım. Hiç iki yolla çözmeyelim. Biz direkt şuradaki ifadeye odaklanalım. 52'yi bulduk. Daha sonra 110'u da yine 10'luk tabanına çevirelim. Bu 64 tabanında, pardon, 8 tabanında 64'ü çevirdik. Şimdi de 110 tabanında 2'yi çevirelim. 0 çarpı 2 üzeri 0 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı yine 1 çarpı 2 üzeri 2 dedik. Ne oldu buradan? 2, 4 daha 6 gelmiş oldu. Farklarını aldığımız zaman 52'den 6'yı çıkardım. Ne yaptı arkadaşlar? 46 yapmış oldu. Şimdi 46'yı ikilik tabanda yazmam gerekiyor. 46'yı önce böldüm 2'ye. Kaç kere var? 23 kere var. Kalan 0. 23'ü tekrar 2'ye böldüm. 11 kere var. 22 kalan 1. 11'i tekrar 2'ye böldüm. 5 kere var. Kalan yine 1. 5'i tekrar 2'ye böldüm. 2 kere var. Kalan yine 1. 2'yi tekrar 2'ye böldüm. Kalan 0. O zaman benim sayım arkadaşlar bayağı uzun soluklu bir sayı oldu. Başlıyoruz. 1, 0, 1, 1, 1, 0 olmak üzere. Sayım 2 tabanında 1, 0, 1, 1, 1, 0 karşılık gelecek. O da Edirne'de mevcut. Evet, son örneğimiz arkadaşlar, son örneğimizi de çözelim. 7 tabanında çarpma işlemi yaptırmış bu sefer de. Yani 7 tabanında çarpma işlemini yapmak kolay değil. Yani karıştırma ihtimali yüksek. O yüzden 10'luk tabana çevirip çarpıp 7'lik tabana tekrar dönebilirsiniz. Ya da 7'lik tabanda direkt çarpma da yapabilirsiniz. Hadi 10'luk tabana çevirecek olursak bunu 4 çarpı 7 üzeri 1 artı 6 çarpı 7 üzeri 0. Ne geldi buradan? 28 artı 6'dan 34 geldi. Diğerini çeviriyorum. 5 çarpı 7 üzeri 1 artı 4 çarpı 7 üzeri 0. Buradan da 39 karşılık gelmiş oldu. Bu ikisini çarpıp daha sonra bunu tekrar 7'lik tabana döndürebilirim. Çarpacağım bu ikisini. Çarptım. 36, 27, 306 yapmış oldu. Çarptım. 2, 9, 11. Bu da 112. Topladık. 1426. 1426 sayısını 7'lik tabanda istemiş. Umarım çarpmayı yanlış yapmamışımızdır. Evet. Toplayalım bakalım. 2 kere var. 14 çıkardım. 2 içerisinde. 0 0 da yok, 2 de yok. Bir 0 attım. İndirdim. 6 26'nın içerisinde 3 kere var. 21 çıkardım 5. Sonu 5 olan bir şey bulmuş oldum. Demek ki benim bir yerde bir hatam var. Hatamı düzeltmem lazım. Çarpma işleminde mi hata yaptık? 36 27 3 elde vardı. 306 112 102 mi olacak? Tamam. Şurada mı hatamız var? Ha, sildik hepsini yanlışlıkla. Hemen tekrar yazalım. 46 7 tabanında neye karşılık gelmişti? 30 7 tekrar hesaplayalım. Hatırlayamadım şu an. 4 çarpı 7 üzeri 1 artı 6 çarpı 7 üzeri 0. Neye karşılık gelmiş? 28 34. 54 yine 7 tabanında bu arkadaşla neye karşılık geldi? 39'a karşılık gelmişti. 34 ile 39'u çarptık. 306, şurası 102 olacak dedi arkadaşımız. Öyle mi? 90 artı 12'den 102 aynı. O zaman burası 1326. Bunu 7'lik tabana çevirelim. 1326'yı bölüyorum 7'ye. Bir kere var. 7 çıkardım. 6, 2. 62'nin içerisinde 8 kere var. 56 çıkardım. 6, 6. Bunun içerisinde 9 kere var. 63.
Evet, birler basamağı 3 çıktı. 189'u tekrar 7'ye böldüm. 2 kere var. 14 çıkardım. 4, 9. Burada 7 kere var. 49 çıkardım. 0 geldi. Baktığım zaman şıklarda sadece bunu sağlayan 4, 189. Ama 6 kere demiş devamında. Ya arkadaşlar yine bir işlem hatası yapmış olabilirim. Bakayım şöyle bir kısacık kontrol edeyim. 49, 0. Doğru mu? Teşekkür ettim. 27'nin içerisinde ama 7 3 kere çıkacak. Ama seçeneklere baktığım zaman bunda bir ya bende bir sıkıntı var ya da seçeneklerde bir problem olur. A, B, C, D toplamı kaçtır deyip zaten farklı seçenekler vermiş. Tamam. 27'nin içerisinde kaç kere var? 3 kere var. 7, 21, kalan 6, 3. O zaman Adana çıkıyor cevap. A artı B artı C'yi de toplayacak olursak 9, 12 gelmiş oldu cevabımız. Bunu dediğim gibi istersek 46 ile 54'ü 7 tabanında çarpabilirdik. Ama dediğim gibi karıştırma ihtimalimiz daha da gittikçe artıyor. Çünkü karmaşık bir işlem. Tabana çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eldeleri çok iyi korumamız gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım. Taban aritmetiği ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki süreçte zaten konulardan sonra tekrar derslerimizde bunları tekrar edeceğiz ama varsa kafanıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Açıksa sesiniz konuşabilirsiniz. Yok mu? O zaman bir sonraki konuya geçeceğim. Daha zevkli konulardan bir tanesi. Bölme bölünebilmeye başlayacağım şimdi. Önce bölme konusuyla başlayacağım. Şurada başlayayım aslında yavaş yavaş anlatmaya o mevzuyu. Bölme dediğimiz zaman aklımıza gelen şey zaten bizim bildiğimiz ilkokuldan beri yaptığımız bölme işlemi. Ne yapıyoruz? Bir A sayısını B sayısına bölüyoruz. Bölüm C kalan da K oluyor. Burada isimlendirmeler çok önemlidir arkadaşlar. Bölme işlemi yaparken bizim için sıralama çok önemli. İsimlendirme çok önemli. Bu arkadaşa biz bölünen sayı, buna bölen sayı, C'mize bölüm, K'mıza da kalan diyoruz. Dolayısıyla isimlendirmeler önemli. Bazen sorularda işte isimlendirmeleri kullanıp sizden bu tabloyu oluşturmanızı istiyorlar. O zaman sıkıntı yaşamamak adına bu isimlendirmeleri aklınızda olursa iyi olur. Bizim en temel bölme işlemindeki kuralımız şu. Bölünen sayı bölümle bölenin çarpımı artı kalandır. Yani B çarpı C artı K'dır arkadaşlar. İkinci önemli nüanssa buradaki bölüm dediğiniz arkadaş her zaman kalandan daha büyüktür. Yani bu tarz soruları bölme işlemiyle ilgili soruları çözerken en çok dikkat etmemiz gereken hususlar bu ikisi. Üçüncü olarak aklınızda kalması açısından şunu söyleyebilirim. Eğer C sayısı K sayısından büyük ise o zaman biz kalanla diyorum, bölenle bölümün yerini değiştirebiliyoruz. Bölüm yer değiştirebilir. Tamam. Kalanla bölüm yer değiştirebilir diyeceğiz. Bu elimizdeki verileri kullanarak örneklerimize bakacak olursak bölme işlemiyle ilgili örneklerimize bakacak olursak ilk örneğimiz şu şekilde olacak. Bize bir bölme işlemi vermiş.
Diyor ki x bir doğal sayı olmak üzere bölme işlemine göre k doğal sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. Bizim dediğimiz gibi ilk dikkat etmemiz gereken husus neydi? Bölen her zaman k'dan büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla k'nın alacağı değerler nedir? Doğal sayı demiş bir de. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 7 farklı değer alabilir. Dolayısıyla her biri 7'den küçük olmak üzere 7 farklı değer alabiliyor. Hemen bir sonraki örneğe bakacak olursak. Demiş ki x bir doğal sayı. X 13'e bölmüş kalan k. Yukarıdaki bölme işlemine göre k doğal sayısının alabileceği değerler toplamı demiş bu sefer. Şimdi k ne dedik? Yine 13'ten küçük olmak zorunda. K sayımız küçük 13 olmalı. Dolayısıyla alacağı değerlerin toplamını istemiş. 0 olabilir ama toplama da herhangi bir değer olmadığı için 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar gidecek? 12'ye kadar gidecek. Peki biz birden 12'ye kadar olan sayıların çarpımı ile ilgili geçen hafta bir formül gördük. Bir kısmınız yoktu. Umarım videoyu izleyebilmişsiniz ama ardışık sayılardaki toplam formülleri. Neydi birden n'e kadar olan sayıların toplamı? Şöyle kısacık hatırlayacak olursak 1 artı 2 artı nokta nokta artı n'e kadar olan sayıların çarpımı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Dolayısıyla buradaki n'imiz 12 olacak şekilde. 12 çarpı 13 bölü 2 diyecek olursak ne çıkar cevabımız? Sadeleştirdik. 6, 6 çarpı 13'ten 78 çıkacak cevabımız. Demek ki buradaki k sayımızın alabileceği değerlerimiz 78 tane, pardon 78'miş alacağı değerlerin toplamı. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak. Demiş ki biz burada da ilk yazdığım temel kuralı kullanacağız. Bölünen sayı bölenin çarpımı artı kalan şeklinde yazabiliyoruz. Yani biz buradaki A sayısını istersek 3B artı 5 olarak yazabiliriz. B sayısını da 2C artı 3 olarak yazabiliyoruz. İstersem şunu yapabilirim. Yukarıdaki B gördüğüm yere aşağıdaki 2C artı 3'ü yazabilirim. Çünkü bunlar eşitim. Dolayısıyla yazacak olursak A dediğimiz arkadaş 3 çarpı 2C artı 3. Bakın B gördüğüm yere 2C artı 3 yazdım. Artı 5. Düzenleyecek olursak 6C artı 9 artı ne gelmiş oldu buradan? 9, 5 direkt toplayalım. 14 diyelim. Şimdi bu A'nın C türünden eşiti. Burada bize sorduğu şey bu değil. Evet, A'nın en küçük değerini sormuş ama bunu da yazmış, bunu da görmüş olalım diye özellikle yazdım. Şimdi buradaki A'nın en küçük değerini bulurken de yapmamız gereken şey şu. C bir kere 3'ten büyük olacak arkadaşlar. C'nin alacağı en küçük değer 4'tür. Dolayısıyla ilk kısımda götürüp C gördüğünüz yere 4 yazacak olursanız, şurada yerine 4 yazacak olursanız B'yi 11 olarak bulursunuz. B'niz 11. B 11 ise eğer burada ne yaptınız? Götürdünüz B yerine 11 yazdınız. A dediğiniz arkadaş 33 artı 5'ten 38 olarak bulunmuş olacak. Dolayısıyla A'nın alabileceği en küçük değer 38'dir diyeceğiz. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak hemen. A, B ve C doğal sayı olmak üzere. Hemen demiş ki bakın bu sefer de A'nın en küçük değeri kaçtır diye. Yine benzer bir soru sormuş. C dediğimiz 4'ten büyük olacak. Dolayısıyla alacağı değer 5. Dolayısıyla buradan 5 çarpı 2, 10 artı 4'ten B'miz 14 çıktı. Ama bakıyorum ki burada 20 var. B 20'den büyük bir sayı olmalı. Dolayısıyla burada B'yi 14 olarak seçemem. O zaman B'yi demek ki 14, C'yi de 5 seçemeyeceğim. O zaman C'ye 6 verecek olursanız 12 artı 4, 16 olmadı. 7 verdiniz olmadı. 8 verdiniz olmadı. 9 verecek olursanız C'ye 18 artı 2'den B'niz 22 olur. B'niz 22 olursa otomatikman 20'den de büyük olmuş olur. 3 ile 22'yi çarptınız 66. 20 eklediniz 86. A'yı da 86 olarak bulmuş oluruz böylece.
Hemen bakalım bir sonraki örneğimize. Evet. Bir sonraki örneğimizde demiş ki A sayısının 14'e bölümünden bölüm x kare eksi 9 kalanda x kare olarak bulunmuş. Yukarıdaki bölme işlemine göre A doğal sayısının en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi bir kere bildiğim şey ne? 14 sayısı büyük olacak x karede. O zaman x yerine ne vermeliyim ki 14'ten küçük kalsın? A sayısının en büyük değerini sorduğuna göre ona göre x yerine değer vermem lazım. 1 verebilirim. Karesi 14'ten küçük. 2 verebilirim. 3 verebilirim. Başka da veremem. O zaman alacağı en büyük değer x'in 3 olacak. Dolayısıyla buradan x karemiz 9. Evet. X kare eksi 9'umuz da 0 çıkacak. Bir hatamız var. Ne dedik? X kare 10'dan 14'ten küçük olacak. A doğal sayısının en büyük değeri nedir demiş. Muhtemelen ya bir basım hatası var. Ha, yani tamam. X bir reel sayı diyor arkadaşlar. Yani X bunlar olmak zorunda değil. Şimdi 14 X kareden büyük. Ama x kare herhangi bir reel sayı, x kare bir doğal sayı olmadığı için x karenin yerine herhangi bir tam sayı ya da doğal sayı yazmak zorunda değilim. X kareye ben 13 diyebilirim. Bu benim en doğal hakkım. Dolayısıyla hatta 14'ten de küçük bir sayı olarak seçebilirdik. 13 olarak alırsak burası 4 çıkacak. Dolayısıyla 14, 56 artı 13'ten A dediğimiz arkadaş nedir? 14 çarpı 4 artı 13'ten 69 olarak bulunmuş olacak. Yani bu böyledir diye düşünüyorum. Yoksa eşitsizlik olarak daha detaylı düşünmemiştir bu seviyede bu soruyu. Yoksa aslında daha farklı çözülebilir. Bir de öyle deneyelim. İlginç geldi bu soru bana. Şöyle yapabiliriz. Biz buradan şunu biliyoruz arkadaşlar. A dediğimiz sayı 14 tane x kare eksi 14 çarpı 9. Bu ikisini çarpıyorum şu anda. Nedir 14 çarpı 9? 126 artı x kare. O zaman A dediğimiz sayı 14 değil, 15x kare eksi 126. Şimdi ne biliyorum ben? X karenin 14'ten küçük olduğunu biliyorum. Evet, muhtemelen düşündüğümüz gibi ama dediğim gibi bu herhangi bir test arkadaşlar. Burada birazcık farklı düşünmüş. Şimdi ben buradaki x kareyi 15 ile çarpıp ondan 126 çıkarabilirim diyecek. Muhtemelen cevabı bu çıkacak. O yüzden bu seviyenin bir sorusu değil bu. O yüzden ben bu soruyu bu şekilde bırakayım. Bir sonraki örneğimize bakalım. A, B, C ve D doğal sayı olmak üzere. Bize A'nın 15 ile bölümünden bölüm ile kalanın toplamının D cinsinden değeri nedir diye sormuş. Hemen A'yı yazıyorum. Öncelikle A dediğimiz arkadaş nedir? Böyle birazcık küçültebilir miyiz burayı? Yazacak alanımız olsun. A dediğimiz arkadaş 2B artı 5. B dediğimiz 3C artı 7. Son olarak da C dediğimizde 5D artı 9. Tersten başlayalım yazmaya yerlerine. Önce C'yi götürüp B'yi de yerine yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 5D artı 9 artı 7. Düzenledim. 15D artı 27, 34. Sonra da bunu götüreceğim. Nerede yerine yazacağım? Bu arkadaşı da götürüp buradaki B'de yerine yazacağım. 2 çarpı 15D artı 34 artı 5. Buradan da ne geldi A'mız? 30D
artı 68, 73 gelmiş oldu. Şimdi bu sayının 15 ile bölüm ile kalanın toplamının D cinsinden değerini sormuş. Yani bu sayıyı alacağım, 15'e böleceğim. 15'e böldüğüm zaman şu aşağıda zaten 15'in katının olduğunu görüyorsunuz. 30'u 15'e böldüğünüz zaman bölüm 2D'dir arkadaşlar. Yani buradan 2D ile 15'i çarptığınız zaman 30'u verecek size. 73 için ise ne ile 15'i çarpmam lazım? 4 ile çarpacağım ki 60 olsun. Dolayısıyla bu arkadaşı 30D artı 73'ü 15'e böldüğünüz zaman bunu 2D artı 4 ile çarparsanız karşınıza ne gelmiş oldu? 30D artı 60 geldi. Çıkardığınız zaman kalanımızda ne olacak? 13 olacak. Kalan ile bölüm ile kalanın toplamının D cinsinden değerini demiş. Dolayısıyla bölümümüz 2D artı 4, kalanımız 13. Dolayısıyla cevabımız şuradaki 2D artı 17 olmuş olacak. Evet, bu son iki soru birazcık zor olmuş arkadaşlar. Özür diliyorum. Seçerken biraz sırayı kaçırmışım. Evet, burada da x ve y birer doğal sayı olmak üzere demiş. 368 sayısını x'e bölmüş. Bölüm y kalan 8 demiş. Diyor ki x'in kaç farklı değeri vardır? Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar, 368 nasıl bir sayıdır? Çift bir sayıdır. Değil mi? Şimdi 368 çift sayı. X ile y'yi çarpıp çıkarınca yine çift sayı elde etmiş. Güzel. O zaman bir kere bu ortadaki arkadaşın da ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. X'in kaç farklı değeri var? Bir kere x 8'den büyük olacak. X dediğimiz arkadaş 8'den daha büyük olacak. 368'i böldüğümde 8 kalanını veren sayılar arıyorum aslında. Yani çiftlik burada çok önemli değilmiş. Ben oradaki o tarz bir sorudur diye düşünmüştüm ama x'in sadece 8'den büyük olduğunu biliyorum. Şimdi 368 8'e, yani x'e bölündüğünde 8 kalanını verecekse 360 sayısının bölenlerini arıyorum demektir. 368 sayısının 8'den büyük olan tüm bölenleri x'in farklı değerlerini oluşturacak. Basit basit yazabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi 360 olabilir, kendisi olabilir. 180 olabilir. Bunların hepsini tek tek yazmayacağız. Bu mevzu aslında buradaki konu pozitif bölen sayısına giriyor. Ama biz pozitif bölen sayısını da daha görmedik. Bölenlerin hepsini tek tek hesaplayamayız, yazamayız da. Dolayısıyla bu arkadaş bir sonraki konuda tekrar buraya dönüp bu soruyu çözebiliriz. Burada bir ara verelim 10 dakika kadar. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.